Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu dersimizde ne yapıyoruz? Inverse Laplace yani Laplace dönüşümünü bir de tersten yapacağız. Peki bunun nedeni neydi? Devremizde mesela bize bir kaynak veriliyordu değil mi? Ve bu bize zaman domaininde ft olarak veriliyordu ve biz bunu daha sonra daha kolay bir analiz metodu için fs'ye çeviriyorduk. Ya e bunu yaparken de ne kullanıyorduk? Laplace kullanıyorduk. Peki daha sonrasında ne yapmamız gerekiyordu? Bu fs'den sonra bir analiz sürecimiz oluyordu değil mi? Bu şekilde analiz ediyorduk devreyi ve bu şekilde analizden sonra tekrar bunu ft'ye yani zaman domainine çeviriyorduk. İşte tam olarak bu noktada da ters Laplace kullanmamız gerekiyor. O yüzden fs olarak elde ettiğimiz şeyleri tekrar ft yapacağız. Yani zaman domainine geri dönüşümüz olacak. Hatırlıyorsanız bu ft'den yani zaman domaininden s domainine çevirirken şöyle bir ifade kullanıyorduk değil mi? Bu laplası gösteriyordu bize ve parantez içinde ft yazıyorduk ve bu sayede fs elde ediyorduk. Bunun tam tersini yaparken de eksi 1 koyacağız. L üzeri eksi 1 değil mi? L üzeri eksi 1. Bu bize ters laplası söylüyor aslında. E bu sefer içinde t'li bir şey olamaz. O yüzden tersen yapıyorsak buraya fs koymamız lazım ve bunun sonucunda da bir ft elde edeceğiz. Yani temel olarak yaptığımız şey S domaininden zaman domainine geri dönüş olacak arkadaşlar. Ve bunu biz bir şekilde formülize ediyoruz aslında. Bu öyle rastgele bir şeye dayanmıyor. Ee, yani rastgele bir şeye dayanmıyor olmadı tabii. Hani rastgele değil bu bir şeye dayanıyor. Bir formülümüz var. Bu ters Laplace dönüşümünü alırken aynı normal Laplace dönüşümünde yaptığımız gibi bir integral kullanıyoruz. O da neye eşit? 1 bölü 2 pi j arkadaşlar. Yine bir integralimiz var. Bu sefer sigma 2 eksi j omegadan arkadaşlar sigma sigma 1 artı j omega'ya kadar gidiyor. Ve aslında integralin içindeki şey bize gayet tanıdık gelen bir şey. Fs çarpı e üzeri eksi st ds diyoruz. Yalnız bu integrali arkadaşlar biz kullanmıyoruz. Yani bir önceki derslerde aslında Laplace dönüşümünden bahsederken integrali yine vermiştim ve size demiştim ki bu integrali yine kullanmayacağız ama işte bize bir tablo verilecek ve o tablonun içinde aslında biz Laplace dönüşümlerini görüyor ve kullanabiliyor olacağız. Ama yine de o integralle ilgili bazı sorular çözmüştük değil mi? Size göstermiştim işte bu integral şu şekilde kullanılır diye. Ters aplasta bunu dahi yapmayacağız arkadaşlar. Direkt olarak her şeyi tablo üzerinden kullanıyor olacağız. Şimdi benim şöyle sağda buraya geçirebilecek miyim? Evet geçirdim. Bu şekilde bir tablom var arkadaşlar. Bu tabloda neyi görebiliyoruz? Ki zaten ben bu bu tabloyu sizlerle paylaşıyorum. Açıklama kısmında bu tabloya erişebilirsiniz. Gördüğünüz üzere mesela en başta ne var? Delta fonksiyonumuz var değil mi? Bunun biz nasıl e S domaine geçirileceğini öğrenmiştik. Veya birim basamak fonksiyonu, üstel fonksiyon, herhangi bir polinom, sinüs, kosinüs. Bunları öğrenmiştik. Şimdi yapacağımız şey ise ki bunun üzerine çizemiyorum sanırım ama bunun ekran görüntüsünü alıp not uygulamama koyabilirim diye düşünüyorum. Bunu şöyle şu tarafa alalım. Not uygulamamda da buraya koyalım. Evet çok güzel oldu. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar Laplace dönüşümü yaparken sol taraftan böyle sağ tarafa geliyorduk değil mi? Ters aplasta da bunun tam tersini yapacağız arkadaşlar. Mesela bize bir bölü s kare gibi bir şey verilecek. Biz de diyeceğiz ki ya bu demek ki t'ye eşit. Ters laplası aynen bu şekilde yapacağız. O yüzden her şey tablo üzerinden gidiyor. Herhangi bir şekilde endişe duymanıza gerek yok. Zaten örnekler çözünce de anlıyor olacaksınız. Tabi bu noktada ters laplasta şöyle bir durum var arkadaşlar. Tabii ki tabloyu kullanıyoruz ama herhangi bir fonksiyonun arkadaşlar s domainindeki hali bize şu şekilde verilebilir. n s bölü ds. Bu da ne alaka derseniz daha öncesinden transfer fonksiyonunda da konuşmuştuk. Buradaki ne arkadaşlar İngilizce olarak nominator dediğimiz yani payda anlamına geliyor. Buradaki d de denominator dediğimiz Aa, bu, pardon buna payda mı dedim? Buna pay diyecektim. Bu denominator dediğimizde payda olacak arkadaşlar. Yani pay, pay bölü payda şeklinde yazabiliyorduk değil mi? Transfer fonksiyonlarında da aynı şeyi yapmıştık. Transfer fonksiyonumuzu pay bölü payda şeklinde ifade edip daha sonrasında orada gerekli sadeleştirmeleri yapmıştık. İşte burada da aynı mantığımız var ve arkadaşlar bizim bu denominator dediğimiz paydayı sıfır yapan şeylere biz ne diyorduk? Kutup diyorduk değil mi? İşte bu kutupları inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve size genelde bu şu şekilde verilecek. Hani herhangi bir fonksiyonun s-domain'i verilecek size. Ve siz daha sonrasında iki tane hamle ile herhangi bir, herhangi diyorum bakın, herhangi bir s verilmiş bir fonksiyonu arkadaşlar çok rahat bir şekilde ters laplas ile t fonksiyonuna yani zaman fonksiyonuna çevirebiliyor olacaksınız. Bunun için iki tane adımımız var dediğim gibi. Bunlardan bir tanesi bu fs verildi ya mesela bize. Bunu parçalamak arkadaşlar. Buraya aynen böyle yazıyorum. fs parçalamak. Parçalamaktan kastım da şu aslında. Bize verilen fonksiyonu arkadaşlar kesirlerine ayıracağız diye direkt olarak kesirlere ayırıyoruz. Yani herhangi bir ekstra durum yok. Örneklerde de görüyor olacağız. Kesirlere ayırıyoruz. İkinci adımımızda ne olacak arkadaşlar? Kesirlere ayırdığımız ifadelerin ayrı ayrı ters laplaslarını buluyor olacağız. Yani çok da komplike bir süreç değil. Tabi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz bu kesirlere ayırmayı yaparken tabii ki kutuplar bizim için burada çok önemli. Üç farklı durum çıkıyor aslında karşımıza. Bunlardan birincisi basit kutup arkadaşlar. İkincisi de bizim tekrar eden kutup dediğimiz kutup durumları ve üçüncü bahsettiğimiz bahsedeceğimiz durumda karmaşık kutup olacak. Yani şu noktada ben daha çok şunun taraftarıyım. Hani kutupları ya basit tekrar eden karmaşık yerine ayırmaktansa çok basit bir metotla hepsini çözebiliriz diyorum. Normalde ders kitaplarına baktığınızda bunlar basit tekrar eden ve karmaşık şeklinde üçe ayrılmış oluyor ve biraz komplike bir şekilde anlatım devam ediyor. Ben bunun yerine arkadaşlar önümüzdeki derslerde, önümüzdeki videolarda sizlere basit tekrar eden karmaşığın ne demek olduğunu çok basit bir şekilde anlatacağım. O yüzden sizden ricam şu. Bu videoyu izlemiş olabilirsin. Ama bu video size hiçbir şekilde ters laplas nasıl alınır bunu göstermiyor olacak. Bu sadece tanıtım gibi düşünün. Önümüzdeki 8 tane videoda yani 7-8 tane olur diye düşünüyorum örnek videosu. Bu 3 farklı durumunu hepsine birer tane en az birer tane örnek çözüyor olacağız. Ve sizde ters laplas nasıl alınır gayet iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Bu dersi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoyu mutlaka izleyin. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti şekildir.